Şu anda dolarda büyük bir talep var. Devlet de bu talebi karşılayan tek satıcı Merkez Bankası dolaylı yoluyla ve polisiye yöntemlerle, baskı yöntemleriyle dolara olan, yabancı kuru olan talebi kısıtlamaya çalışıyoruz. Esasen o olmasa dolar çok daha hızlı artacaktır. Şimdi buradaki esas problemlerden biri de Türkiye'de enflasyon çok yüksek. Uzun vadede enflasyon arttığı oranda da Türk lirasının yabancı para birimine karşısında değer kaybetmesi lazım. Bu normalde uzun vadede olması gereken bir şey. Şimdi onun bir yarattığı bir baskı var doların üzerinde. İkinci ve daha büyük baskı esasen Türkiye'nin çok hızlı rezervlerini eritmesi Merkez Bankası'nın. Ve Türkiye'de ciddi bir cari açık problemi olduğu için biz enerjide, yiyecekte dışarıya bağımlı olduğumuz için ithalat yapmamız gerektiği olduğu için orada da biriken bir sıkıntı var. Ve onun yarattığı beklentiler de doların üzerine tabii talebi daha da kamçılıyor. Yani kısacası önümüzdeki günlerde doların üstündeki baskılar artmaya devam edecek. Ve Merkez Bankası'nın rezervleri de kısıtlı olduğu için tahmin ediyorum Merkez Bankası'nın şu an takip etmekte olduğu doları arka yoldan satarak bastırma çalışmalarına sonsuza kadar devam edemeyecek. O yüzden de doların ileride daha büyük patlamalar yapması oldukça olası.